akşamlar sevgili izleyiciler. Az TV'den canlı yayınlanan platforma hoş geldiniz. Yeni sezonun bizim deyimimizle yeni yayın döneminin ilk programındayız bu akşam. Dolayısıyla yeni stüdyomuzda yeni fiziksel haliyle de ilk kez karşınızda oluyoruz bu akşam. Bursa'nın tek tartışma programı olan platform yeni yayın döneminde de sizleri aydınlatmaya devam edecek. Çok seslerin en iyi örneklerinin verildiği bu programda bu sezonda Hayrettin Çakmak, Gürhan Akdoğan, Arif Demirören ve Hasan Toktaş'la birlikte olacağız. Her salı akşamı saat 20'den itibaren sizlerin karşısında olacağız ve gündemi en sıcak bir şekilde değerlendirmiş olacağız sizlerle birlikte. Bu akşam 4 ana konuyu konuşacağız zamanımız olduğu sürece. Ki bir tanesi bu akşam saatlerinde Türk siyasi gündemine yeni düştü. Akşam saatlerinde AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, Ekim ayında açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi öncesinde hazırlanan yargı reformu taslağında idam cezasının bulunmayacağını açıkladı. Bu da yaklaşık 1,5-2 saattir siyasi kulislerde tartışma yarattı. Yine özellikle çok ses getiren İstanbul seçimlerinin, özellikle ikinci İstanbul seçimlerinin ardından seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun bildiğiniz gibi kamuoyuna sergilediği makam araçları konusu bu akşam gündem maddelerimiz arasında olacak. Bu makam araçlarının sergilenmesi ne anlama geliyor? Kamuoyu bunu ne şekilde algıladı? Yorumcularımızla birlikte konuşacağız. Ve tabii bir taraftan da Diyarbakır'a gideceğiz. Bildiğiniz üzere Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde çocuklarını PKK terör örgütüne kaptırdığını söyleyen annelerin eylemi sürüyor ki sayıları 30'u geçti. Bu eylem nereye varacak? Sonu ne olacak? Nasıl bir çözüm elde edilecek? Bu akşam bunu konuşacağız. Ve tabii ki geçtiğimiz günlerde bir dönem genel başkanlığını yaptığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yapan Ahmet Davutoğlu'nun ki Cumhuriyet tarihinde görülmemişti partisinden istifasını ve beraberindeki eski AK Parti milletvekillerinin istifasını konuşacağız. Ve tabii ki yine zamanımız kalırsa da 20 Kasım'da kurulacağı belirtilen yeni partinin de eski vekillerle mi olacak, yeni vekillerden transfer olacak mı mecliste, onu konuşmaya gayret edeceğiz diyelim. Ve tabii ki size hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Geçen sezonda olduğu üzere bu sezonda programımız interaktif olacak. Yani siz ekran başındaki izleyicilerimizin soru, görüş ve önerilerini ekranınızın sağ alt köşesinde görünen Twitter adresine atarsanız önümdeki ekrana bu soru, görüş ve öneriler gelecek. Onları ben de yorumcularımızla birlikte paylaşmış olacağız diyelim. Ve hiç zaman kaybetmeden hemen programımıza başlayalım. Hayrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güren Bey hoş geldiniz. Hasan Bey hoş geldiniz. Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun tekrar sizlere de yeni yayın dönemi. Dilerseniz günün en sıcak gelişmesinden başlayalım. Özellikle AK Parti'nin hazırlayacağı ifade edilen yeni yargı paketinde idam cezasının olmayacağı açıklamasıyla başlayalım. Topu size atarak Hayrettin Bey programımızı da açmış olalım. Evet. Ben de yeni yayın dönemi hayırlı olsun diyorum. Programa başlarken geçen sezon Hasan kardeşim yapardı. Ben de saatli marif takvimi gibi günün şeysini çıkartırdı. Bugün işte şunun yıl dönümü derdi. Bugün 17 Eylül. Adnan Menderes'in idam edildiği gündür. Şimdi ben tabii Türkiye'nin bir karanlık dehlize girdiği bir gündür. Karartmadan yapıldığı bir gündür ve kötü bir başlangıçtır o. Ben o dönemi daha önce burada açıklamıştım. Ben bir programda il başkanıydım o zaman. İyi hatırlıyorum. İşte 4 yaşlarındayım. Eve gittim. Transistörlü radyoda caminin orada bahçesinde konuşuyorlar. Menderes'i idam ettiler diye. Eve gittim. Menderes'i idam ettiler dediğimde babaannem ağzımı tutmuş böyle deden duymasın diye falan. Türkiye böyle bir karanlık dehlize girdi o dönemde. İlk kez davelerle tartıştı. Ve bundan sonra da bunun önünü alamadık. Yani düşünün peşinden gelen işte Cumhurbaşkanları Cemal Gürsey geldi, Cevdet Sunay geldi, Fahri Koyutürk geldi. Fahri Koyutürk'ün seçimini biliyorum ben. Merhum Ecevit eşiyle vedalaşarak Semih Sancar'ın yanına gitmişti. Hakkını helal et, dönemeyebilirim diye. Ama Semih Sancar şunu söylemişti o zaman.
Meclis çok dik durdu. Biz ordu olarak bu işten çekildik. Siz istediğinizi seçin. Yine bir asker seçildi. Faruk Öztürk'ü seçti vesaire. Şimdi bu sıkıntıdan kurtuluşumuz ta bugünlere kadar geldik. Yani o dönemlerde... Kurtulduk mu sizce Sayın Başkanım? Bundan sonra Türkiye'de bir askeri darbe olması ihtimali çok zayıftır. Ama darbe olarak sormuyor herhalde. İdamlarla ilgili soruyorsun değil mi? Bu ben darbe olarak darbe soruyorum. Olarak. Tabii darbe olarak. Yani ihtimal olarak çok zayıflamıştır. Çünkü halk şu, bir duvarın yıkılması gerekiyordu. O duvar yıkıldı 17 Temmuz'da. Şeyde 15 Temmuz'da. Bundan sonra çok kanlı olur böyle bir şeye giriş gelirse. Yani insanlar silahını kullanırlar artık. Gördükleri. Darbeler olmasın diyelim ama idama da geçelim. Evet. Şimdi... Oradan bugüne geldik. Ben o günün idam edilenlerini rahmetle anıyorum. Şunu da söyleyeyim ben. Geçen yazımda biraz bahsettim orada. Mesela 1960'ta sevilenler vardı bu idamlara. 71'de karşı taraf sevindi idamlara. 80'e geldiğimizde bir sağdan bir soldan asın diye de hepimizi idam ettiler. Şimdi Türkiye bugünlerden geçti. Şimdi bugün geldik. İdam cezası yeni çıkacak işte yargı reformunda var mı yok mu? Bu konuya geldik. Şimdi bir kere idam cezasının Türk yargısından kaldırılmasının tarihine baktığınız zaman Apo'nun idamı kesinleşti. Mecliste idam onaylanacak. Onaylansın mı onaylanmasın mı işte gönderilsin mi gönderilmesin mi? Bu konuyla ilgili o dönemde yapılan bir çalışma vardı. En sonunda işte mecliste kaldırıldı idam cezası vesaire. Şimdi bugünlere geldik. Bugün bu cezayı koyduğunuz zaman Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi kesmeniz gerekiyor. Yani Türkiye bu konuda karar verebilir. Siyasi partiler şöyle bir konsensüs oluşur. Çünkü şu anda hiçbir partinin gücü yetmiyor bunu çıkartmaya tek başına. Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda için diyor ki meclis önüme getirsin ben imzalarım. Zaten diye. Öyle yani, şimdi kanun... AK Parti genel başkanı olduğunu unutarak mı bunu söylüyor acaba? Çünkü aynı zamanda AK Parti genel başkanı, AK Parti grubu adına grup başkan vekili Sayın Naci Bostancı 2-3 gün içerisinde bu çalışmayı tamamlayıp muhalefet partilerinin önüne getireceklerini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti genel başkanı sıfatını kullanarak grup başkan vekiline talimatı versin desin ki şu idamı da bunun içerisine koyun. Önüme idamla beraber gelsin. Ya da meclis bu idamı bir tartışsın bakalım. Çocuk istismarcılarına, tecavüzcülerine, teröristlere karşı acaba Sayın Cumhurbaşkanı burada meydanlarda milletin gazını mı alıyor? Siyaset mi yapıyor? Ya da ne yapıyor? Onu ben çok merak ediyorum Sayın Başkan. Şimdi kanunlar biliyorsun meclisten çıkar. Cumhurbaşkanının ağzıyla çıkmaz yani sözüyle çıkmaz. Yok, AK Parti fakat, genel başkanı olduğu için ben dedim. Şimdi tarafsız tamam, bir Cumhurbaşkanı Parti, olsa bunu dememe durumunda olurdum. Hayır, AK Parti başkanı olmasa da aynı. Durum aynıdır. Şöyle, şimdi siz meclis şeydesin, kürsüde konuşuyorsun. Vatandaş orada idam istiyor. Niye? Haklı olarak idam istiyor. Sebep ne? Efendim, taciz yapılmış, tecavüz yapılmış, çok çirkin işler yapılmış. Artı terör olayları var, teröristler var, vatan hainleri vesaire vesaire. Şimdi baktığınız zaman bunlar... Ama terör konusunda şey yapamaz AK Parti ve Sayın Tayyip Erdoğan. Çünkü terör konusunda da idamı onlar kaldırmıştı. Konudan bahsediyoruz şimdi idamın tekrar... Terör konusunda ne yapamayız? İdamı yani tekrar o konuda talep etmesi kendileri da, kaldırmıştı çünkü. Yani teknik olarak getirilebilir. Teknik olarak getirilebilir. Ben şahsen isterim. Şahsen ama... Bu konuda şahsen istemekle olacak meseleler değil. Sadece bu ne AK Parti'nin, ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ne İYİ Parti'nin, ne CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinden beklenecek bir mevzu değil. Türkiye'nin mecliste herhangi bir siyasi partimiz bunu teklif olarak da getirebilir. İlla bunu AK Parti getirecek. Ama doğru olanı şimdi Sayın ama Başkanım. Şöyle bak. Bu topu tercih atma. Bu topu tercih atma. Ortada bir iktidar varken. Şimdi fark etmez yani burada yani. Yönetme sorumluluğunda olan varken. Sen elini konuşmayın yok. Bunu meclise yani getirmesi gereken. Yani bunu AK Parti'den başka kimse getirecek diye bir kural yok. Şöyle Sayın Başkanım. İsteyende, ama bak işleyen bunu şu anda yasa taslağını hazırlayan AK Parti. Hayır, AK Parti de yani. Onun için diyorum ben bunu. Sayın Cumhurbaşkanı bu meclisten çıkıp da önüme gelirse imzalarım demiştir. Evet burada AK Parti'ne genel başkanı olarak neden bunu bir talimat vererek getirmiyor? Yani ben bunu soruyorum. Ben de şunu derim bunu o zaman. Soruyorum. Niye İYİ Parti getirmiyor, niye Cumhuriyet Halk Partisi getirmiyor derim o zaman. Ya bakın şöyle bakmak lazım. Aslında Hasan'ın söylediği şey idamla beraber
Bir başka boyutuyla konuşulması lazım. Hayır, bir başka boyutuyla söylüyor. Şimdi bir irade var. İrade kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı meydanlarda talep edildiği üzere, orada ona söylendiği üzere getirsinler, ben hemen onaylarım diyor. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorsunuz. Bense başkanlık sistemi diyorum. Grup başkanı. Grup başkanı. Genel başkan, hükümet başkanı, yani o hükümet dediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine başkanlık ediyor. Bakanları kendi atıyor. Mecliste ağırlığı olan bir partinin genel başkanı. Şimdi bakanların şeyle meclis alakası yok ama. Yani, hayır, yok sistemi. Ama kendi atıyor olanları diyorum. Var. Yani en azından Adalet Bakanı. Olanları var. Nasıl var? Süleyman Soylu. Hayır. Bitti. Seçildi. Bakan olacağım. Milletvekili bıraktılar mı? Milletvekili bitti ama bakanların başkanı. Şimdi bunu getirmesini isteyen veya getirsin diye aynı anda onu da idare edebilir mi? Meclis üzerinde bir iradesi yani, var. Yasal olarak yok. Bu iradeyi ortaya koyması lazım. Ben şöyle bakıyorum. Soruya benim cebimden yanıt verirsek veremeyebilir ama bence tam vitrin oynuyor Sayın Tayyip Erdoğan. Neden oynuyor? Çünkü öbür tarafı olmaz demiyor. İstese bunu getirecek iradesi var. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ni düşünüyordur, dünyada yalnızlaşmayı düşünüyordu vesaire vesaire. Hayır, bunu onu meclis tartısın diyorum ben. Ya istekli oldu. Bakın şey yapmadı mı? Bir dakika. MHP o dönemde APO getirildiğinde APO'nun idamını isteyecek en önemli tek parti MHP'ydi değil mi? Ne yaptı? Meydanlarda ip attı bilmem ne ama olmadı. Yaptırmadılar. Yani istese de yaptırmadı. O meclis MHP yapamadı onu. Bakın, ha, o konuyu açarsak tekrar oraya girmemiz gerekir. Yapamadı. Size, evet. Bir dakika bir şey, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi. Yani MHP, Milliyetçi Hareket Partisi mecliste olmadı dönemlerde hep biz suçlandık. Niye idama evet demedi? Ya diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi mecliste yok ki diyoruz. Halen daha isnat ediliyor. Neden? İdamı siz kaldırdınız. Efendim? İdamı siz kaldırdınız. Ya biz mecliste yokuz aslında diyoruz. Aslında kaldıran yani. Diğer evet. Partidir. Evet. Ya şimdi o tartışılmaz. Şimdi evet. Şöyle. Neydi o o zaman İçişleri Bakanı? MHP'den İçişleri Bakanı öyle eski Emniyet Genel Müdürü. MHP'den şey, İçişleri Bakanı hiç olmadı. Şey ya Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı ya. Hasan hayır. Değildi ya. Emniyet Genel Müdürlüğü milletvekiliydi. Sapancalı. He? Sapancalı. Her neyse. İdris Naim değil. Hayır, hayır. Değil. MHP'den. Mesela onu MHP'den ifade ederim. Antep Milletvekili Emniyet Genel Müdürlüğü yapan. MHP'den İçişleri Bakanı yok, olmadı. Yok yok yani. Onun tabii. Ya İçişleri değil de. Neyse ya. Saadettin Tantan. Saadettin Tantan. Değil. Nereye geldiniz? Değil. Evet, ya şimdi şöyle olay şu. Onun da açıklamalar var. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını bekler. Beklemek zorundayız. İki yasalar vardı o zaman. Şimdi var. Bunlar var. Bunun işin başındakini söyleyeyim ben. Tansu Çiller'e teklif ediyor ilk önce. Tansu Çiller Başbakan teklif ediyor. APO'yu size teslim ederim diye. APO da merhum Türkeş'i arıyor. Çok önemli bir şey kim anlatacağım. Apo mu arıyor? Kim arıyor? Şey, pardon, Apo diyorum ya. Tansu Hanım. Keşke bir arasaydı. Evet. Tansu Hanım Alparslan evet. Bey arıyor. Evet. Başbakanlıkla buluşuyorlar. Çok da sevinerek konuyu açıyor. Diyor ki işte efendim diyor Amerika diyor Apo'yu bize teslim etmeyi düşünüyor diyor. Ne dersiniz diyor. Bakın devlet adamlığı var orada işte. Mesela. Bu akıl konular, veriyor orada değil mi? Bu konu tabii. Bu konularda mesela Leon Petrosyan'la da gitmiş görüşmüştür Fransa'da. Şengar Atasagun. Tabii. Süleyman Demirel. Şimdi diyor Bülent ki. Bülent Ecevit. Sakın ha kızım diyor. Ve bak, Karadayı mı diyor Genelkurmay Başkanı? Öcalan'ın yakalandığı Fransa'da. Zaman. Yok getirildiği zaman. Değil. Şengar Atasagun. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı Bülent Ecevit. Evet. Başbakan. O, evet. Ve Karadayı mıdır Genelkurmay Başkanı? Sayın Karadayı. O değil. Bu dedim Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde. Teslim edecek Amerika. Gene teslim ediyor. Sakın ha diyor kızım. Merhaba. Sakın alma diyor. Başına bela alırsın. Sana idam ettirmezler bunu diyor. Döneminde. İdam ettirmezler. Senin de siyasetini bitirirler diyor. Ama Ecevit döneminde aynı senaryo hayata geçti. Ecevit döneminde yapıldı. Bu yani alır. Teslim edildi. Anlaşmalı ediyor. Ben de onu söylüyorum. Şimdi bu. Şimdi iki. Dönüyorum ben. Avrupa Birliği'ne ta Özal'ın zamanından beri çok ciddi girme çalışmaları 56 var. Yıl galiba. Ama baktığınız zaman tabii o 1960 yani 58'lerde 58'den beri Ankara Anlaşması ile başlıyor. 63'te Ankara Anlaşması'nı yapıyorsunuz. Şimdi bunlar var olan bir şey ama çok ciddi çalışmalarımız var. İşte şeyler başlamış karşılıklı müzakereler yapılıyor şeyle Avrupa Birliği ile. Kopenhag kriterleri var. Kopenhag kriterlerinden bir tanesi şudur. Avrupa Birliği'ne üye olacak ülkede
idam cezası sadece yasalarda değil, ciddi uygulanır olması gerekiyor. Yani idam cezası yoktur. Bunu ciddiyetle takip gerekiyor. Aynı şekilde demokratik kuralları. Bunlar da o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye, meydanlarda, Sayın Başkanım benim merak ettiğim konu şu. Sayın Cumhurbaşkanı her seçim öncesi, özellikle son iki seçimdir. Oy toplamak için mi yaptım böyle ben? Çok Hamas sayıda yutuklar. Şehidimiz geldiğinde ya da çocuk istismarı, tecavüzü işte olduğunda, çeşitli çocuklar kaçırılıp işte ölü olarak sağda solda bulunduğunda haliyle vatandaşımızda bir infial oluşuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı meydanlarda bu sanki hani ben idamı istiyorum i̇şte ama ben, bu meclis var ya, bu meclis. Öyle demiyor. Öyle demiyor. İşte öyle diyor. Onu söylediği şu. Öyle diyor. Yani bu yani o anlama geliyor. Hani beklenti o yönde gibi. Tabii bu meclis ne çıkarırsa gelsin gibi. Ben daha bir imzayı atacağım. Burada adam denildiği zaman. Burada Türkiye'nin bir kararı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki arkadaşlar bir dakika haklısınız, ben de sizin gibi düşünüyorum. Ya mesela bakın şimdi. Türkiye'nin şartlarında şu anda idam yok, maalesef yok. Hayır, bu denilmez. Ne diyecek bu? Yani. Ama bugün, suistimal mi etsin Sayın Başkan? Siz Cumhurbaşkanı olsanız bu kadar şiddetle iç içe olan bir durumda yüreğiniz yanar. Ben olsam suistimal etmem. Yüreğiniz yanar. Meclis önüme getirsin imzalarını hemen. Meclis önüme getirin diye onaylayayım. Oy verenlerin yanım bir anlamına gelmez mi? Şimdi bakın. Sizin fabrikanız var mı? Var. Sizin fabrikanızda bir sobanın modelinin üretilmediğiyle ilgili vatandaşın şikayeti var. İşçiler üretsin de ben diyemezsiniz. Şimdi fabrikanın bakın, sahibisiniz. Patlayacaksınız. Cumhurbaşkanı da o AK Parti grubunun başkanıdır. Hasan Paşa talimatı verecek, gelecek, şimdi, imzalayacak. Ben size bir bilimden yani bahsedeyim. Bakın burada böyle olmaz. Bulunduğumuz coğrafya gereği daha önceden bu APO mevzusu ile ilgili meclisteki idamla ilgili tartışmaların yaşamış birer neslin evlatları olarak paylaştığımızda, gördüğümüz tecrübelerle birleştirdiğimizde bizim coğrafyamızdaki ve ülkemizde getirilen idamın önceden mecliste tartışılmadan dahi bilim adamlarınca önce bir tartışılıp hatta idama sebebiyet verecek olan noktaya gelen suç işleyen insanların suçların önlenmesi manasında mağdurun suçtaki payı denen victimoloji denen bir bilim dalı vardır. Kriminolojinin zamanında... Başkanım köşe, ben Tayyip Erdoğan'ın sokakta yapmış olduğu bizi aldatan siyasetinden bahsediyorum. Siz bilimsel şeyden bahsediyorsunuz. Bu victimoloji denen bilim dalındaki mağdurların payı ve şiddete giden, gerek kadına şiddet, gerek çocuğa şiddet, gerekse vatana ihanet boyutundaki bunlar ayrılarak bakıldığı zaman suçu bir sefer engellemek ve önlemek manasında devletin görev alması gerekiyor. Suça meyleden insanların önleyici manada görev alması gerekiyor. Ve başka bu görevlerle ilgili bakın, bilim insanların çalışması benim gerekiyor. Benim dediğim bu değil. Bunun meclise, ona Hasan Bey de katılıyor zaten. Katılıyorum, bunun meclise taşınması gerekiyor. Ve bu bir süreçtir. Meydanlarda yapılan demagojiden ben söz ediyorum. Bu sürecin içinde siyaset yapacaksa Cumhurbaşkanı da hepimizin adına konuşup da orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başındaki şahıs ve şahsiyet olarak konuştuğu zaman yüreği yanarken meclis buyursun getirsin ben de onaylayayım diyor. Tamam da bu mecliste Sayın Başkanım. Ya bu bir şov meselesi olarak düşünülmemeli diye düşünüyorum. Sayın Başkanım şahsen. Bakın bu mecliste çoğunluğu olan AK ya Parti'nin bak getirelim siz kıvırtıyorsunuz ya. Genel başkanı Tayyip Erdoğan'dır. Bu ona rağmen başkan, bir şey yapılabilir bu mi? Genel başkan aynı zamanda o partinin o grubun başkanıdır. Hükümetin bu başkanı. Genel başkan diyor ki getirin. O zaman ben de diyorum ya ki test yapmak istiyorsan grup, İYİ Parti getirsin. O grup bakın, test ihtiyaç varsa. Sayın Başkanım o grup biz dedik ki getirsinler, destekliyoruz. Tamam şimdi. Net. Sayın Genel Başkan Cumhuriyet Halk Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi getirsin. Sayın Genel Başkanımızın getirsin, bu konuda açıklaması getirsin, var. Sen, diyorum ki getirsin. Tayyip Erdoğan grubuna talimatı verecek. Bu grup getirecek. Milliyetçi Hareket Partisi getirse evet. Şimdi Avrupa Birliği bak şimdi burada Avrupa Birliği'ne çıkacaksın. Bunlar var. Tabii şimdi o şeyleri önüne alacaksın. Türkiye ne kazanıyor ne kaybediyor. Şimdi bütün bu hesaplar yapılır. Cumhurbaşkanı ne diyecek? Bu kanun meclisten çıkar. Ben tek başıma, tamam ben talimat verdim, getirin kanunu. Getirdi. Nasıl çıkaracaksın onu? Ben de bakın şunu söylüyorum. Şimdi CHP idam cezasının gelmesi yönünde değil. Kişisel olarak da değil. Sen biraz evvel Sayın Başkan açıkladınız ya, kriminolojik olarak, bilimsel olarak. İdam cezası, idamla ilgili demin Sayın Hayrettin Başkan 17'sini hatırlatarak değil mi? Ne kadar üzüntü verici bir iş olduğunu söyledi.
bunları konuşurken idam cezasının Türkiye'de olması gerektiğini söylemek bir tam çelişki. Katılıyorum. Neden çelişki? Bir de üstelik gücü elinde bulunduran tek adam, hükümetin başı, partinin başı, mecliste etkinliği var, üstelik bir ortağı var idamın yanında. Ne hatta isterse şimdi, de olur. Şimdi duydum İYİ Parti de getirsinler biz de veririz diyor. Genel başkanımızın. Üç tane parti var. Şimdi, sokak ortasında 9 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen annenin evini ziyaretinden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorusuna basına karşı getirsin, yok. Ben de orası bu konuda değil. Gelsin biz destekliyoruz. Şimdi de. O zaman ya, o... ben şunu söylüyorum bir dakika. Bu bir çelişki İyi. Değil midir? İdam cezasını nasıl ayıracaksınız? Siyasi olursa idam ediyor. O zaman Menderes'in idamı, işte Denizler'in idamı. Bunlar hepsini bir torbaya toplayın. Ağlamanın anlamı yok o zaman. Yani o da olacak bir gün. Yani diyebilir misiniz ki çocuklara tecavüze idam verelim? Bilmem niye. Ergenekon'dan bugün idamdan belki de bir sürü insan öldürmüş olacaktı idam cezası. Ben şiddetle karşıyım zaten. İdam cezası bir caydırıcılık oluşturmaz. Hiçbir zaman oluşturmaz. Ceza ne içindir? Caydırı. Bak 200 yıldır, 847 yılda yargılanıyor şey. Adnan Hoca'nın kendisi. 800 küsur yıl. 800 yıl ya. 80 yılda yargılanıyor. Adam oradan dışarı çıkamaz. Ama İdam etmek bir kısası kısastır. Yani eski daha hukuk oluşmadığı dönemlerde kısası kısastır. Yani sen öldürdün ben de öldürdüm. Devletin böyle bir şey yok. Bir insanın yaşamını elden almak gibi bir hakkı yok devletin. Ben buna karşıyım kişisel olarak. Partimiz de bizim Cumhuriyet Halk Partisi de idam cezasını onaylayacak değil. Peki yani, bunu o zaman gelişmiş ülke olarak mesela süper ülke olarak bakalım Amerika Birleşik Devletleri. Bunu nasıl... Amerika'da ya Sayın Tuna, Amerika'da bir eyaletinde atı öldürseniz idam edebiliyorsunuz. Tamam, Amerika'da var. At, yani orada da demokrasi var, orada da bir gelişmiş dönemde kalma. Hem de Amerika'da böyle... Yok yok, orada eyaletler arasında fark var, yasal fark var. Var var. Var. Yani, ama idam cezası var. Nerede? Var Filipinler'de mi, Tayland'da mı? Çocuğun başını okşayınca hapse atıyorlar sana. Tabii yani, şimdi... Çocuğun başını okşayınca Türk yaklaşıyor. Bu çağdaş ülke olma veya olmama, Avrupa Birliği'nde de biraz evvel Sayın Çakman dediği gibi siz o idamı koymak ertesi gün Avrupa Birliği ile ilgili bütün görüşmelerde kalktı gibi olmazsa alma durumu da olmaz. Şunu da not olarak düşelim. Ama Avrupa, bir önemli değildir yani. Avrupa Amerika'dan daha demokrat. Önemli değildir bilin. Bence. Yani Amerika ama demokrat değil. Ama burada ben şeye katılıyorum. Şimdi bunun cevabını bulmak zorundayız burada. Bir cumhurbaşkanı çıkıyor meydanlarda diyor ki her seferinde bunu kaç yıldır söylüyor. Her seferinde her önüne geldiğinde meclis getir. E kardeşim sen meclis getirsin dediğin meclis sensin. Ya buyursun getirsin. Hükümet başı sensin. Hasan Bey'in demek istediği de oydu zaten. O zaman bize bunlar neden ya, söyleniyor? Yani idam getirsin mi değil mi? Ya getirdiği bu manada değil benim dediğim. Bak biz de yani idam çıksın çıkmasın. O zaman bunu sizin sokakta milletin önünde bu şekilde demagoji yapmaya gerek yok. Ya vatandaş sana şimdi konuşuyorsun kürsüde. Ben şey öğrenmek istiyorum. Sana diyor ki idam. Ne diyeceksin sen? Diyecek ki o inanmıyorsa yok diyecek. Nasıl? Getirecekse yani evet benim, diyecek getirmeyecekse benim, de. Benim tek başıma etkin yok demek istiyorum. Referandumu yapılmaz mı bunun? Neyin? İdamın mı? İdamın yap referandumu yapıyorlar. Referandumda hayır çıktı. Yapılır. Kaldı. Hani evet, dediniz ya hani lider mitingde sesleniyorlar idam diye. Yani, hani bunun cezası. Şimdi bunu bir ülke, şimdi bunlar büyük işler. Şimdi bunlar böyle şey değil. Bir ülke oturur artısını eksisini hesaplar. Getirelim mi getirmeyelim. Kaldırırken neyle kaldırırken. Bir daha da tartışılmasın diye söylüyorum. Ben söylemem lazım. Kendi fikrim partimin de fikri. Yani idamın olup olmaması bir ülke için çağdaşlık ölçüsü değildir. Yani bu kaldırımın yüksekliğine göre hani model değil. Yani bu hukuki cezai bir meseledir. Üzerinde tartışılabilir, değerlendirilebilir. Değil. Ama Amerika'da idam var diye demokrasi yok ya da idam var diye çağdaş ya da değil. Bak şimdi şöyle, Amerika ile Avrupa'yı kıyasladığınız zaman Avrupa demokrasi olarak Amerika'dan öndedir. Amerika o şu andaki teknik üstünlüğü gücünü kendi içerisinde kullanır. Eyaletler arası çok farklılıklar var. Zaten orası bir şeydir. Devletler topluluğu. Devletler topluluğu. Adı da öyle zaten. Bir federal yapı var orada. Federal yapı her eyaletin kendi hukuku var. Ama yani. Türkiye'de de işte bu konu 2-3 yılda bir tartışılıyor. Yani adını koyamadığımız bir durum bu. Efendim, bakın şu anda mesela şimdi bunu niçin tartışıyoruz? Bunu tartışıyoruz ki şu anda getirilen kanun teklifinde idam cezası yok diye. Yok tabii. Yok. Şimdi bu kanun teklifi çıkarken orada çok farklı insanlar var. Yani şöyle diyeyim. Uzmanlar anlamında.
sol görüşlü insanlar da var, liberaller de var, türlü insanlar var orada. Yani o çalışma grubun içerisinde. Bir, iki, baro başkanı da bu konuda şey destek verdi bu işe. Şimdi bu ama bu iş gene dönüp dolanıp affa dayandırılacak. Yok, onu da ifade etmem lazım. Benim bu da not düşünsün. Şimdi belli bir yasa geliyor meclise. Tabii. Bir, affa meclis çalışması yapılırken oturulur, farklı şeylerde anlaşılır, farklı teklifler getirilir, farklı maddeler çıkabilir. Efendim idam çıkacak bugün. Bugün çıkmaz, yarın getirilebilir, çıkabilir. Bunlar mecliste olmayacak şeyler değil. Biz Türk Ticaret Kanunu'nu, böyle bir kanun, böyle bir kanundu. Çıkması mümkün değil. Belki 6 ay süreli o kanun. Mecliste anlaştık. 20'şer madde, 20'şer madde, 20'şer madde. Bir iki günde çıkartmayacağız o zaman mecliste. Zaten iyi tarafı anlaştık. Da konsensüs arayacağız size, demeleri, bir mutabakat arayacağız demeleri çok pozitif bir durum. Ben şey öğrenmek istiyorum. Şimdi kişisel görüşler olarak da değil de hem kendi siyasetiniz açısından da kendi siyasi düşüncenizi de bağlayacak şekilde İdam cezası mesela Azam Başkan dedi ki ben getirmesini istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Siz de diyorsunuz. Mesela siz kişisel ne düşünüyorsunuz? Hadi siyasi olarak da ben duymak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Mesela yani AK Parti nasıl bakıyor şeye, idama? Yani genel anlamda her ne kadar orada bir ikilem ve ikircilik varsa Cumhurbaşkanı getirin diyor. Ona göre o kadar büyük bir demokrasi anlayışı var ki AK Parti'nin içinde grupta getirmiyor çok, yani. Çok. Grupta getirmiyor şimdi içinde yok dedi, açıklama yaptı. Yani anladık, inandık ona da. Siyaseten nasıl bakıyor o şey? O çalışmayı parti yapmıyor. O çalışmayı parti yapmıyor ama partinin ağırlığı var. Büyük bir ekip yaptı orada. Tamam, anladım. Güzel bir partinin çalışma. Partinin ağırlığı var yani. Nasıl bakıyor parti? AK Parti nasıl bakıyor? Partinin içerisinde bak ben sana söyleyeyim. İdama taraf olanlar da çoktur. Tam zıt olanlar da olayı devlet penceresinden bakıp da olmaması gerektiğini söyleyenler de çıkar. Şimdi ben şeye baktığım zaman Diyarbakır'da köylüler arabalara binmiş gidiyorlar. Sen gelip orada bombayı patlatıyorsun. O adamı yakaladığın zaman o adam ben kendim idam ederim orada. Yani iki. Senin anlattığın olay az önce. Rusların çocuğuna şimdi yani tut kafasını kopar. Tamam ama buna böyle bakıyorsun olaya. Şimdi bu senin sadece yaklaşım. Ha şimdi tabii yani bu baktığın zaman böyle. Ama şimdi idamı yapalım mı yapmayalım? Yani öteden bakıyorsun. 60'ta idam ettiklerimiz var. 71'de idam edilenler var. 80'de idam olduk. Hepimiz. Adam ne diyor? Hiç elim titremedi diyor Kenan Evren. O imzalar atarken de hiç elim titremedi. Evet. 50 kadar kişiyi de idam ettiler. O şeyde. Evet. Yaşını büyütüp idam ettiler insanları. Şimdi böyle de bir idam şeyimiz var. Serüvenimiz var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında valinin orada, Bursa'da valinin orada asılırdı insanlar. Dar ağaçlar oralara kesiliyordu. Orada şimdi anlatıyorum işte fotoğraflar var. İşte insanlar asılıyordu. Ne yaptı, ne suç işledi bilinmiyor. Şapka takmadı diye idam edilen kadın var. Şapka ya takmadı Amerika'da diye Türkiye'de. 26 yıl sonra kim bu adamın susuzluğu anlaşılıyor. İdamla yargılanıyor, müebbete dönüyor. Şimdi zaten 26 mesele yıl bu. Sonra susuzluğu. Onun için bir insanın yaşam hakkını almak hiçbir devletin de hiçbir kişinin de ne suç işlerse işlesin görevi değil. Ben size katılıyorum. Tecavüzdü, bilmem çok bu, ağır suçlardı. Biz çekimliklerine bakıyoruz. Uygu olarak bunu istiyoruz. Evet, ihanet bunu istiyoruz. Yalnız Gülhan Başkan, duygusal bir durum. Bu konuda benzeşim içindeyiz fikir olarak. Şöyle bir benzeşim içindeyiz. İdam şahsi olarak bu suçları işleyenlere anında idam değil, infaz edilsin isterim ben. O anda çocuğa karşı şiddet edenle bulunanı anında hemen orada ben olsam elimden gelen ne gelirse infaz boyutunda gerçekleştiririm yani. Vatanına, milletine, terör manasında ihanetlerini infaz edip o anda bitirmek lazım derim. Ancak bir de kişisel düşüncelerle toplumsal düşüncelerin yansımasının iyi hesaplanması lazım ve hukuk devleti olarak kendimizi zikrediyorsak. Şimdi burada bu hukuk devleti olarak zikrettiğimizde kendimizi yarın öbür gün eminim ki benim şahsi düşüncem şudur. Bir vicdanımıza dokunan bir suçla işlenildiğinde, idam geldiğinde millet bağıracaktır. Daha yargılansın demeden idam, idam diye bağırmaya başlayacaktır. Yani suçlunun kızgınlıkla karşılaştığı anda direkt idama sevk edilen bir duruma karşılaşacaktır. Dolayısıyla bizim şahsi düşüncelerimiz ve kişisel düşüncelerimizle beraber bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın daha önceki terörle ilgili konulardaki tavrını net olarak biliyoruz. Yalnız bu meclis işaret edildiği zaman toplumun yasalarla organize olarak bunu yapılması lazım. Ya daha dün veya evveli gün çıkmış bir milletvekili ülkemiz hakkında gerilla da olacak diyor. Konuşacağız. Konu çıkmasın ama. Konuşacağız. Evet. Şimdi peki, buralara geldiği zaman
Peki, altyapısı hazırlamadan doğru olmaz bu. Peki şunu soracağım. Siz aynı zamanda ittifak ortağısınız AK evet. Parti ile. AK Parti bugün kamuoyuna görüşlerini sundu. Partiniz, Milliyetçi Hareket Partisi size göre nasıl bakar idam cezasının olmayacak olmasına size göre? Şimdi bizim en hassas noktalarımızdan birisi vatana ihanet, çocuğa şiddet ve tecavüz hadiseleridir. Yani Devlet Bey bir açıklama yapar mı acaba sizce? Kesinlikle yapar. Zaten parti noktasındaki düşüncemizi Sayın Genel Başkanımız ifade eder. Burada şahsi düşüncelerimiz olarak ifade ediyoruz. Şahsi düşüncelerimizde geçmişteki yaşadıklarımızı örnek vererek söylüyorum ben. APO'ya ifa atan bizdik. Net ve açık ortaya koyan da bizdik yani bu. Bugün buna rağmen diyorum ki iyice tartışılsın, altyapısı oluştursun. Heyecana gelerek bir anda yani idam kararı getirildiği zaman yarın öbür gün en ufak bir suçta bile millet galyana gelip idam diye bağıracak ve bunları yaşayacağız. Geçmişte bunları yaşadık çünkü. Peki Devlet Bey'in geçmişte attığı ip mi yanlıştı o zaman? Sayın Genel Başkanımızın o dönemdeki ikiz yasaların meclise gelerek idam kaldırılsın mevzusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin... İkiz yasaları daha önce ama. İkiz yasalar daha önce kabul edilmişti. İkiz yasalar... Hayır, ikiz yasalar daha önce Mesut Yılmaz döneminde kabul ederek gelen o yasaların içinde idamla ilgili Avrupa Birliği ile yaklaşımlarda Milliyetçi Hareket Partisi bizim mecliste olmadığımız dönemde APO'nun yakalanarak getirildiğinde APO idam edilsin mi edilmesin mi bir karar alınması gerekiyordu. O alınan karar içinde de alınan karar şuydu koalisyon döneminde yargılanma süreci bakın çok önemli bir noktadır bu. Yargılanma sürecinde eğer ülkemizin dışarıdan veya içeriden bir provokasyona veyahut da taşkınlığa sebep verecek durumlar geldiği zaman tekrar idamın gündeme getirilmesi şer'i olarak devam edilmiş bir konu inceliği bugün halen konuşulur durumdadır. Evet. Şimdi o dönemde Türkiye'de yani konu idamsa idamın kademe kademe idam Türkiye'de kaldırıldı. Yani önce işte adli suçlarda, işte cinayette, en son terör suçları idam kapsamı zaten fiilen uygulanmıyordu idam cezası Türkiye'de. En son terör suçlarının da idam kapsamı dışına çıkarılması, yani idamın fiilen Türkiye'de kaldırılması noktasında o gün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki tüm partiler kaldırılması yönünde. AK Parti de dahil olmak üzere. O gün AK Parti hükümeti henüz kurulmamıştı ama Refah Türkiye Partisi Millet Meclisi'nde evet, Fazilet Partisi ikiye bölünmüş. AK Parti yaklaşık 50 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Evet, evet. Şimdi o dönem itibariyle idam konusunda hayır oyu kullanan, kaldırılmaması yönünde hayır oyu kullanan tek parti o dönem itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Dedi ki biz bunu meclis halledelim. Tamam siz. Efendim şimdi. Ama meclise gönderilmedi bakın, şey. Bak şimdi ben orada, başka bir şey anlatıyorum Hayrettin abi. Şimdi, ben diyorum ki idamı kaldırılmasını, Türkiye'de idamın kökten kaldırılmasında AK Parti'nin oyu var diyorum. Dönem itibariyle Anavatan Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin, Demokratik Sol Parti'nin bunda oyu var. Desteği var. Buna hayır oyu kullanan tek parti o gün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Evet. Yani APO'nun idamı meclise gönderilmedi. Dediler ki biz bunu meclise halledelim. Meclise gönderilmedi. Şimdi orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı beklendi. Tabii gönderilmedi. Evet. Tabii canım. Tabii canım. Yani Sayın Başkanım müsaade ederseniz. Meclisi çözelim. Şimdi diğer partiler evet dediler. Burada Hayrettin abi gibi ben de bugün 17 Eylül yaklaşık 60 yıl oldu. Dönemin başbakanı Sayın Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetli anıyorum. Gerçekten idamı tartıştığımız şu anda biraz da belki anlamlı bir gün. Keşke yaşanmamış olsaydı. Keşke o muhterem beyefendiler Türk siyasetinin bir dönemine, uzunca bir dönemine damga vuran, başta Sayın Menderes olmak üzere, Adnan Menderes olmak üzere keşke idam edilmemiş olsalardı. Türkiye keşke o günleri yaşamamış olsaydı da bugün burada anmıyor olsaydık bu şekliyle. Bunu ifade etmem gerekiyor. Benim bu idam konusu açıldığında özellikle ifade etmek istediğim konu idamın doğruluğu, bilimselliği, çağdaşlığı, yanlışlığı değil.
Benim burada tek sorguladığım konu Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda idamdan yana tavır koyan miting meydanındaki vatandaşlarımıza meclis getirsin imzalayayım gibi. Yani sanki meclis farklı bir şey. Kendisi farklı bir şey. Yani tarafsız bir cumhurbaşkanı olur. İradesinin dışında bir yermiş gibi. Herhangi bir siyasi partinin genel başkanı olmaz. Evet. Ama şu anda kendisi AK Parti'nin başkanıdır. Genel başkanıdır aynı zamanda. Tarafsız değildir. Ve başkanlık, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi şu anda vardır. Dolayısıyla meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yönüyle demagoji yapmasının bir gereği yoktur. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Peki. Ben. Şöyle yapalım. Ben kalkarım. Sayın Akşener'in bir sürü lafını havada yakalarım yani. Bir sürü lafını. Şöyle yapalım. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Konuklarımızı Harit Bey, izninizi almam lazım. Bir reklam arası vermem gerekecek. Yine tartışmamıza devam edelim. Zamanımız bu akşam sizlere ait çünkü. Bir 4 dakikalık reklam arası verelim. Kaldığımız yerde idam meselesini hem sonlandıralım hem de Diyarbakır'a gidelim. HDP İl Başkanlığı binası önündeki annelerin eylemini konuşacağız. 4 dakika sonra tekrar görüşmek dileğiyle.